Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda boyanın yapım aşamasını anlatacağız hep birlikte arkadaşlar. Böyle motifini yapacağız. Yaprak bunlar uçlarında da pıtırcıklarımız var. Ortaya da böyle beyaz bir bordür gittik. Şöyle inciyle de diktik arkadaşlar ve yapraklar gittik aralarına. Bizim için gerekli olan malzemeler 22 numara tığ kullanıyorum ben oyalarımda ve 22 numara tığ iplerin markası leylak markası arkadaşlar zaten yazmanızın içindeki renklere uygun ipleri alacaksınız. Bir de incimiz böyle e, hani göstereyim şöyle motifi dikmemiz için gerekli inciye ihtiyacımız var. Şimdi bunu pembe yaptık ben bunu turuncu yapacağım. ipimi alıp önce tığıma bir sabitliyorum. Kamera açımı düzelteyim hemen. Evet görüntü şu an itibariyle güzel, bozulmazsa. ipimi tığıma sabitledim ve halkam aldım. Bu serim halka en küçük serim halkanın bir büyüğü yazmalarda kullanılan en küçük serim halkanın bir büyüğüne ihtiyacımız var arkadaşlar. Seri halkanın içine ipimi sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Başına bir kez doladım. Halkaya girdim. 2 2 aldım. Birinci yuva. 1 2 3 4 zincir. Başına bir kez dola halkaya gir. 2 2 iki alalım. İkinci yuva. 4 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Halkaya girdim. 2 2 aldım. 3. yuvam. 4 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Halkaya girdim. 2 2 aldım. 4. yuvam bakın. 1 2 3 4. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Halkaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 oldu. 6. yuvamı 4 zincir çekip ilk yuvamın içine girip kapatarak elde ediyorum. Şimdi bir, iki zincir çektim kapattıktan sonra. Başına bir kez doladım. Bu yuvaya girdim. İki, iki aldım. Başına bir kez doladım. Tekrar girdim. Önce bir kez aldım. Sonra iki, sonra iki. Başına iki sardım. Yuvaya girdim. İki, iki, iki aldım. Başına iki sardım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi 4 5 zincir çekelim. 5 zincir çektim. Bakın şu son trabzanın arasına girdim, kapadım. 6 tane sık iğnesi yapıyorum kalan kısmına 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi aynı yuvanın içinde tamamlıyorum. 1. yaprağımız hazır. 2. yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. 2 2 aldım ilmekleri. Başına bir kez dolayıp yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım, tekrar yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir 5 zincir çektik. Şu son trabzanın arasına girdim. Kapadım. 6 tane sık iğnesiyle yuva iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sık iğneme yuvanın içinde bakın burada tamamlıyorum. 2 tane yaprağımız hazır. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 zincir çektim. Başta bir kez dolayıp yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Başına bir kez doladım tekrar girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Başına iki sardım tığımın tekrar girdim. İki 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 aldım. Başına iki sardım tekrar girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki. Bir iki üç dört ve beş zincir çektim. Son trabzanın arasına kapadım. Altı tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. İki üç 4 5 6 7. sık iğnemi yuvanın içinde aynı yuvanın içinde tamamlıyorum ve yandaki yuvaya bir sık iğne ile giriş yapıp bu son 3 yaptığımız 3 yapraktaki aynı işlemi şu son 3 yuvamıza da aynı şekil yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün yaprakları yaptım 6 tane sık iğnesiyle indim yine son yaprağımın 7. sık iğnemi aynı yuvada tamamladım. Şimdi şu ilk başladığımız noktadaki yuvaya giriş yapıp şöyle ipimi alıyorum. Bir tane sık iğnesi yapıp sabitliyoruz. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Motifimizin yapımı bu kadar. Gördüğünüz gibi motifimizin yapımı böyle arkadaşlar. Şimdi bunu Beyaz renk işlemine geçelim. Evet arkadaşlar beyaz rengimi tığıma sabitledim. Önce şu ortayı yapalım. Bakın şimdi şu ortadan girdim. Şöyle bakın bu aradan çıkıp buraya ipimi bir sabitliyorum. Tekrar göstereyim bakın. Şu ortadan girdim serim halkanın şuradan şu boşluklardan yapacağız. İpimi buraya sabitliyorum öncelikle. Ve 4 zincir çekiyorum. 1 pardon ne güzel sabitlemiştik ortadan giriyorum serum halkanın şu boşluktan çıkıp serumun üzerine tekrar ipimi sabitliyorum 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 aynı noktaya ortadan girip buraya kapatıyorum bir kez daha 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı noktaya girip kapatıyorum. 2 tane 4 zincir çekip kapattık aynı noktaya. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine ortadan giriyoruz. Bu sefer bu yaprağın altındaki boşluktan çıkartıyorum. Sabitliyorum. Bir kez daha 1, 2, 3, 4 zincir. Ortadan girip aynı oraya sabitledik. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın arkadaşlar şöyle gösterirsem. Ortadan girip bu sefer bu yaprağın boşluğuna giriyorum. Alttan kapadık. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı noktaya kapadım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi ortadan girdim. Şimdi buradaki yaprağın bakın. Şöyle buradan bu araya sabitliyorum 4 zincirimi tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı noktaya tekrar bir daha batıyorum 1 2 3 4 zincir ortadan girip bu sefer bu yaprağın buradan sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ortadan girdim aynı yere bir kez daha battım 1 2 3 4 zincir gördüğünüz gibi son aramız kaldı Ortadan giriyorum şöyle. Buradan çıkıp 4 zincirimi şu araya kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 4 zincirimi kapatıp bakın buradan ortadan girdim. Buradan son girdiğim yere tekrar 4 zincirimi kapatıyorum. Şimdi ilk başladığım noktaya şuraya giriyorum. İlk başladığım noktaya sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın. Şöyle düzeltelim motifimizi. Gördüğünüz gibi ortasını yapın böyle. Şu iplerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar tekrar beyaz renk ipimi aldım. Bu ortayı yaptık tamamladık. Bakın Şimdi şu uçlara yapmıştık ya 5 zincirli yuva. İpimi buradan sabitliyorum uç kısmından. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı noktaya batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı noktaya batıp kapatıyorum. 5 kez 4 zincir çekip kapatacağız. 4 zincir çektim. Girdim sık iğne ile kapadım. 3 oldu. 1 2 3 4 zincir aynı noktaya gittim kapadım 4 oldu. 1 2 3 4 zincir aynı yere kapadık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum bakın. Örümcek çekiyorum araya. Yandaki yuvanın tepesine bakın buraya ipimi sık iğneyle kapatıyorum buraya sabitliyorum. Şimdi 4 zincir. Bu yuvaya kapadım. Yine 5 kez 4 zincir çekip kapatıyoruz buraya da. 2 1 2 3 4 zincir. Kapatalım. 3 oldu. 1 2 3 4 zincir. Kapatalım. 4 oldu. 1 2 3 4 zincir. Kapatalım. 5 oldu. 1 zincir çekiyorum 5 tane yaptıktan sonra. Örümcek çekiyorum araya. Örümceğim buradaki tepeye sabitliyorum. Yine buraya da bu işlemlerin aynısını yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 5 kez batıyoruz. Sonra yine bir zincir çekip örümcekle buraya geçiyoruz. Bütün tepelere bu yaptığımız iki tepedeki gibi bütün tepelere aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son yaprağımın tepesine de aynı pıtırcığımı yaptım. 5 kez 4 zincir çekip battım kapattım. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu aradaki örümcekleri neden yaptık? Sürekli ip kırdısı yapmamak için ipi kırıp tekrar tekrar başlamamak için şimdi bu örümceklerin üstteki tek kanadını kesiyorum. Bakın böyle ayırt ediyorum aradaki örümceklerin tek kanadını tutup kesiyorum böyle ayırt ediyorum hani sürekli tek tek kırıp tekrar tekrar başlamamak için bunu yaptık gördüğünüz gibi tek kanatlarını örümceğin üste gelen tek kanadını keselim böyle ayırt edelim şimdi bunların fazlalarını da kesip buradan sonra çakmakla yakarak temizleyelim arkadaşlar. Şuradan bir tanesini göstereyim hemen. Şöyle kenarından bakın bu. Şöyle yapıp sağlamlaştıralım. Gördüğünüz gibi. Böyle temizleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi bunu nasıl ekledik önce araların yaprağını nasıl yaptık onu göstereyim yazmamızın tığ battısını yapalım yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ipimizi tığ battısına sabitleyelim İpimizi tığ battısına sabitledik ve örümcek çektik normal boyutlarda başına iki kez sardım bir iki kutucuk atladım üçüncüye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki aldım iki zincir çektim arkadaşlar başına bir kez doladım bu çubuğa girdim 2 2 aldım başına bir kez doladım tekrar girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 başına 2 sardım tekrar girdim 2 2 2 aldım başına 2 sardım tekrar girdim önce bir kez aldım sonra 2 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 zincir çektim son trabzanım arasına girdim kapadım 5 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 şimdi buradaki kalan yarım çubuğuma geçiyorum 6 sık iğnesi de buraya yapıyorum aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ battısının içinde bakın aynı tığ battısının içinde tamamlıyorum şimdi arkadaşlar ben araya 3 yaprak bırakacağım bu kadar Sizler istediğiniz yaprakları yaparak arasını verebileceksiniz. Şimdi öncelikle ilk kez motifinizi ölçün böyle. Mesela şu şu yapraklar bakın burada olduğu gibi şöyle olsun. Bakın şu bir yaprak. E karşılıklı iki yaprak tam ortası olsun. İkisi aşağı ikisi yukarı baksın. Arkadaşlar şöyle. Sonra bakın buradan tutun. Kaç tane tığ battısı boşlukta kalmışsa onu sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Benim tığ battımda 9 tane tığ battısı kapladı motifin alanı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 9 tane tığ battısına sık iğne yapıyorum. İlk tığ battıma girdim. İki tane sık iğne yaptım. İkinciye girdim. İki tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüye giriyorum. İki tane sık iğnesi yapıyorum. Dördüncüye giriyorum. İki tane sık iğnesi yapıyorum. Beşinciye giriyorum. İki sık iğnesi yapıyorum. Altıncıya giriyorum. İki sık iğnesi yapıyorum. Yedinciye giriyorum. İki sık iğnesi yapıyorum. İki tane 8.ye girdim. 2 tane sık iğne yapıyorum. 8. tığ battıma ve 9. tığ batma girdim. 2 tane sık iğnesi yaptım. Böyle gittik arkadaşlar. Motifi dikeceğimiz yeri böyle bıraktık. Şimdi yandaki tığ battısına 9 tane yaptıktan sonra bir sık iğne ile girdim. Tekrar örümcek çektim. Başına iki sardım 1, iki kutucuk atladım üçüncüye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki aldım çıktım bir 2 zincir çektim başına bir kez doladım buradaki çubuğa girdim 2, 2 aldım başına bir kez doladım tekrar girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım başına iki sardım tekrar girdim 2, 2, 2. başına iki sardım tekrar girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir son trabzanıma kapadım 5 tane sık iğnesi yapıyorum 3 4 5 6. şimdi buraya giriyorum 6 tane yapıyorum kalan çubuğuma 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ batısına tamamlıyorum Böyle yaprak yapmaya devam ediyoruz. Mesela ben 3 yaprak ara verdim. Yine 3 yaprak aradan sonra yine 9 tane tığ battım üzerine sık iğneleyeceğim. Ara bırakıp tekrar yaprak yapacağım arkadaşlar. Şimdi motifin dikimine geçelim. Yani arkadaşlar bakın 9 tane tığ battısı alıyor benim motifimin alanı. Sizler de bir kez ölçün. Sonra ölçmenize gerek yok arkadaşlar. Ee, 9 tane tığ battısını sık iğne ile geldim. Sonra 3 yaprak yaptım. Sonra devamında tekrar 9 tane tığ battısını sık iğne yapıp tekrar yaprak yapmaya devam edecektim. Böyle gideceğiz. Şimdi bunu buraya dikimine geçelim. Buraya bakın 2 tane yukarı 2 aşağı bir bu yana bir bu yana olacak şekilde ayarlayalım şöyle sonra arka kısımdan tam ortalayıp girelim arkadaşlar şuradan beyazdan çıkalım beyaz iple de dikelim ki belli olmasın diye arka sık iğnesinden girdik beyazdan çıktık şimdi kaydı beni düzeltmem gerekiyor Evet incimi alıyorum incimden giriyorum. Şunun karşılığı tam karşılığından girip pardon elime batırıyordum. Arkadan yine sık iğneden çıkıyoruz. Benim iğnem biraz kalın o yüzden bu sıkıntı. Bakın şöyle çektik. Bakın bir kez daha yapalım. Birkaç kez böyle aynı beyazdan çıkın inciyi sağlamlaştırmak adına bakın incinin yuvasından da girin gördüğünüz gibi şöyle iğnenizi ve karşılığından arkasından bunu birkaç kez yaparak sağlamlaştırın arkadaşlar sonra arkasından sağlam olduğuna emin olunca döndürün düğümünüzü atın Ben şimdilik öyle gelişi güzel. Sizlere anlatmak için dikiyorum. Bunu bir, bir kez daha e, giderdim ben. Hani sağlamlaştırmak adına. Böyle düğümünüzü de atın. ipinizi kesin. İpinizi kestikten sonra şöyle hafif buraları bastırın ki kaşma şeyi olmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet hanımlar modelimizin yapımı böyleydi. Bu modeli bana iki arkadaş gönderdi ama her zaman olduğu gibi isimlerini unuttum. Afflarına sığınıyorum. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Modeli gönderen arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça ve dostça kalın.